Barışın, kardeşliğin, adaletin yegane kaynağı İslam'dır ve insanlık ancak İslam'ın huzurudur. Müslümanlar kendi değerleri etrafına toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, perest ve menfaat perest odaklar İslam'ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Otoritelerin sarsılmaması, menfaatlerin yok olmaması ve köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi mübah saymışlardır. Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan'ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık. Yıllarca İngiliz sömürüsüne maruz kalan Hint coğrafyası, İngilizler çekilse de zulüm zihniyetini devam ettiren, hatta şiddetini artıran yönetimler tarafından idare edilmiştir. 1947'de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerinden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslam eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürlerine el uzatma, mallarını gasp etme, canlarına kast etme, kısacası onları asimetrik psikolojik terörü tüm yönleriyle kısaca almışlardır. Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun kat ve kat üzerinde olan bu sayıya azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalara izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir. İslam düşmanlarını en çok teşvik edenler arasında Hindistan'ın olduğunu Müslümanların terör destekçisi gibi gösterme, hadsizliklerini ayan beyan ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi durmak, insanlıktan çıkmak demektir. Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil, tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyet haline gelmiştir. Arakan'da, Keşmir'de yaşayan soykırımların başfaili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortadayken, İslam ülkelerinin tepkisizliği, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adalet tesisini daha fazla gündeme almalıdırlar. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarını gösterdikleri sadakati, Müslümanlar hak davalarını göstermedikçe dünyadaki zulümler bitmeyecektir. Kendi değerlerini savunamayanlar, adaleti ayağa kaldıramayanlar, Müslümanların izzet ve şerefini göz ardı edenler, İslam birliği için çalışmayanlar, yeni bir dünya idealine inanmayanlar elbette ahirette hesap verecekler. Çağrımız, İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte önce olmaları ve dünyada yaşanan zulümler karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan'daki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan'daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarf etmelidirler. Aynı şekilde medyamızın Hindistan'da yaşanan zulümleri tüm gerçekliğiyle yansıtmaları, sivil toplum kuruluşlarının ülke yöneticilerine yapacakları her çağrı, sorumluluk alma ve sabrımızı gösterme açısından önemlidir.